Yavak parti nedir ya? Hadi kazanacağım tabii. Ya aynı düzen devam ederse hiç umutlu değiliz. Genel olarak herkes böyle düşünüyor yani. Ki artık konuşmaya bile korkuyoruz yani. Ne söylesek mesela acaba diyoruz bizi alırlar mı? Ondan sonra yani bize farklı bir şey yaparlar mı? Çünkü artık şu neçeyi bile taksanız size terörist gözüyle bakıyorlar. Yani halkın iradesini gasp etmemesi lazım. Eğer hak varsa, hukuk varsa, adalet varsa... Adalet de yoktur bence. Ben burada konuştuğum halde belki şimdi ben de terörist olmuş olabilirim. Önemli olan bir uyarı, bir sinyal vermek. Bu seçimlerde farklı bir partiye destek vereceğiz ki belediye el değiştirsin. Taze kana ihtiyaç var. Görüşüm o, çünkü bütün esnaf, Urfa halkı olarak şikayetçiyiz zaten. El değişecek, ben öyle görüyorum. İnşallah adaletli bir seçim olur. Şahsım olarak ben AK Parti'yim. 19-20 yıldır yani AK Parti'den başka hiçbir partide çalışmadım. Ama şu an AK Parti olmasın, kim olursa olsun ona vereceğiz. Hiç alternatif yok. İstersen Tayyip de gelsin burada aday olur. Ona da vermeyeceğim zaten. Yani seçimlerde bütün ilçeleri alırız diye düşünüyorum. Yani HDP bütün seçimleri alır. Çünkü yani ben Eyüpiye Belediyesi'nde gördüm. Cumhurbaşkanının büyük bir resmini gördüm. Altında yazmış milli irademize sahip çıkalım diye. Biz de o söze katılıyoruz. Milli irademize sahip çıkalım. Peki kayyum atanan yerlerdeki iradeler kimin iradesiydi? Yani o millet ona bakaraktan kesinlikle HDP'ye oy verecektir ve ilçelerin tümünü de alacaktır diye düşünüyorum. Memleket her şey Avrupa'da, Çanakkale'den Kars'a kadar, Akkale'ye kadar memleket Avrupa'da. Türkiye savaş şartlarındadır. Savaş şartlarında olan bir devlete sen huzuru bulamazsın, ekmeği de bulamazsın. Neyle güvenir? Bu açlık grevinin 3-5 olsaydı çok gündemleşirdi. Gündemleştirmiyor, basın yok. Ben kimse güvenmiyorum.